Herkese merhaba, Kumaş Fırsatı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Damla Toral. Bugün çok sevdiğimiz bir markada 670 TL'ye satılan paraşüt eteği, Kumaş Fırsatı'ndan aldığım kumaşla yaklaşık 100 TL'ye nasıl mal ettiğimi anlatacağım. Yaklaşık diyorum çünkü kumaşımın metresi 55 TL'ydi ve ben 1,5 metreden daha az kullandım. Birkaç tane metal aksesuar uyguladım eteğin üzerine ve onlar benim elimde zaten vardı. Tam bir fiyatlandırma yapamadım. Ben de hepsine fazla fazla yazdım ve dedim ki yaklaşık 100 TL'ye mal olmuş olsun. Bu modeli özellikle tesettürlü takipçilerimize uygun olacağını düşündüğümüz için seçtik. Hem çok spor, hem maliyeti düşük, hem de yapımı gerçekten çok basit. Şimdi göreceksiniz zaten. Hemen adımlarına geçelim. Eteğimi yapmak için 1,5 metre kadar paraşüt kumaş kullanıyorum. Bunun rengi haki ve gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir kumaş. 90 santimlik bir etek yapacağım için bana fazlasıyla yetti, hatta arttı bile. Öncelikle kumaşımı iki kat bir şekilde önüme serdim. 4 cm genişliğinde bir cetvelim var. Bunu kumaşımın kenarına yerleştiriyorum ve dümdüz çiziyorum. Ön ve arka tarafa bu şekilde pay bırakmamız gerekiyor orta kısma. Onu halletmiş olduk. Şimdi bu çizdiğim yerden itibaren bel ölçümün 4'te 1'ini kumaşımda işaretliyorum. Ölçüm alıp 4'e bölüyorum yani. Ve işaretlediğim yerden aşağıya doğru açtırarak çiziyorum. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Bu parçanın aynısından iki tane daha keseceğim. İkisi ön olacak, ikisi arka olacak. Şimdi önle başlıyorum. Pantolon fermuarı görüntüsü vereceğiz. Bunun için bu şekilde bir yay çizdim. Ve aşağıda kalan kısımlara sadece dikiş payı vererek kesiyorum. Yayımı da çizdiğim şekilde kestim. Gösterdiğim yeri dümdüz dikiyorum. Bu kısmı dikmeyeceğiz. Sonradan üzerine yapıştırıp dikeceğiz. Önce düz dikişle dikiyorum. Bu şekilde görünüyor. Kenarını da overlockla temizledim. Şimdi gösterdiğim yerlerden tekrardan üzerinden bastırma dikişiyle dikiyorum. Pantolon fermuarı görüntüsünü şu anda vermiş olacağız. Bu yayı düzgün bir şekilde dikmek için uğraşın mutlaka. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi yan taraflarda kalan parçalarımın ortalarını işaretliyorum. Ve buralardan bu şekilde katlıyorum. Kat kenarını dikeceğim. Üzerinden tekrardan bir de spor dikiş gideceğim. Aynı adımları diğer tarafa da uygulayacağım. Bütün dikişlerimin üzerinden spor dikiş gittim. Çünkü paraşütün böyle o kırışık hissi çok güzel görünüyor. Çok sporlaştırıyor modeli. Bu şekilde görünüyor. Sanki kuplu bir etek yapmışız gibi oldu. Şimdi bunu bir kenara alıp arka tarafı yapacağız. Arka tarafta da payımız yırtmaç için kullanılacak. Yırtmacımı yapmak istediğim uzunluktan sonrasını yine dikiş payı bırakarak kesiyorum. Ve yırtmaca kadar düz dikişle dikiyorum. Yine aynı şekilde açık kalan kenarları overlockla temizledim. Şimdi yırtmacımın bir kenarını dikiş devam ediyormuş gibi oradan katlıyorum. Ve iğneliyorum. Diğer kenarı ise az evvel katladığım parçanın üzerine doğru getiriyorum. Ve o şekilde iğneliyorum. Yani dikişin tam altından devam edecek burası. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum.
Diktikten sonra böyle görünüyor. Bakın şu anda kapalı bir yırtmaç yaptık. Ön tarafta yaptığım gibi arka tarafta da iki yan parçamın ortalarını işaretliyorum. Bunlardan bir tanesini dümdüz bir şekilde çiziyorum. Ve kesip arka parçamdan ayırıyorum. Bunu yanlardaki cepleri kolay dikebilmek için yapacağım. Bunu bir kenara alabiliriz. Arka parçanın da diğer kanadındaki işaretlediğim yerleri aynı ön parçaya yaptığım gibi önce kat kenarından dikip sonra üzerinden spor dikiş gidiyorum. Ve böyle görünüyor. Şimdi ön parçamın üzerine arka parçamdan ayırdığım parçayı bu şekilde yerleştiriyorum ve kenarından dikiyorum. Tabii yine spor dikiş yapacağım. Bunu bütün yaptığım dikişlere uyguluyorum. Hazırladığım arka parçayı da diğer tarafa yerleştiriyorum. Yine kenarından dikiyorum. Şu anda açık bir etek elde ettik. Ama tam ortasından veya yan kısmından açık değil. Ortanın biraz sağ tarafından açık kaldı. Nedenini şimdi daha iyi göreceksiniz. Cep için yer belirledim. İstediğim boyutlarda iki tane dikdörtgen kestim ve bunların biraz daha kısası olan kapak parçalarını kestim. Cep torbalarımın her tarafına overlock çekeceğim ve ağız kısmını iki kez içeriye kıvırarak düz dikişle dikeceğim. Kapak parçalarımı da ikiye katlayıp etrafından dikeceğim ama tabii bir kenarından açıklık bırakacağım. Çünkü oradan düzüne çevireceğiz. Açık bıraktığım yerden cep kapaklarımı düzüne çeviriyorum. Bu parçalarımı güzelce ütüleyeceğim. Aynı zamanda cep torbalarımın da açıkta kalan üç kenarını içeriye doğru katlayıp ütüledim. Bu şekilde görünüyorlar. Şimdi bunları eteğimize yerleştirebiliriz. İşaretlediğim yerlere ceplerimi yerleştiriyorum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikeceğim. Aynı şekilde diğer cebimi de yerleştiriyorum. Ve düz dikişle dikiyorum. Bu şekilde görünüyorlar. Artık eteğimi tamamen kapatabilirim. Buradan dikeceğim, birleştireceğim. Yine üzerine tabii ki spor dikiş yapacağım. Bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi bel kısmını yapmaya. Belini lastikli yapacağız. Yan taraflardan da lastik çıkacak. Lastiğin çıkması için ikişer tane kuş gözü yapmaya karar verdim. Belimi katlayacağım kalınlığı bulup kuş gözlerinin yerlerini belirliyorum. Ve kuş gözlerimi buraya uyguluyorum.
Dört kuş gözümü de ayarladıktan sonra bel kısmını iki kez içeriye kıvırıp düz dikişle dikiyorum çepeçevre. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi lastiği takacağız. Büzgüleri sabitlemek için yaylı metal aksesuar kullanacağım. Önce parçamın bir tanesinin deliğinden lastiğimin ucunu geçiriyorum. Daha sonra lastiğimi bir iğneye takıyorum. Bu plastik bir iğne. Ve kuş gözünden sokup beline geçiriyorum. Diğer kuş gözünden çıkarıyorum ucunu. Ve diğer metal parçamın içinden geçiriyorum. Bu sefer iki deliğinden birden geçiriyorum. Bir yanındaki kuş gözünden çıkıp diğer taraftaki kuş gözüne kadar yine belinden geçiriyorum lastiği. Lastiğimin ucunu kesiyorum. Ve ilk geçirdiğim yaylı tutucunun içerisinden onu da geçiriyorum. Ve lastiğimin uçlarını birleştiriyorum. Bu karışık gibi gelebilir ama çok kolay. Tek parça lastik kullanmış olduk böylece. Ve beli bu şekilde görünüyor. Şimdi alt kısmı kapatacağım. Bu şekilde içeriye kıvırıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Bu şekilde görünüyor. Yan taraflarda büzgü olacak. Bunun için bir parça kestim, kenarlarını ütüledim ve bir kenarını da düz dikişle diktim. Bunu eteğimin ucunda yan taraflara iç kısımdan yerleştiriyorum. Ve düz dikişle kenarlarından bir de ortasından dikiyorum. Böylece kendimize bir lastik yolu yapmış olduk. Yine lastiğimi plastik iğne yardımıyla bu tünellerden geçiriyorum. Ağız kısmını dikmemiştim. Bu yüzden lastiği çıkarıp bu şekilde geçirebiliyorum. Yine lastiğimi tek parça halinde kullanacağım. Bu yüzden kesip uçlarından birleştiriyorum. Dikişli kısmı içeriye doğru sokuşturarak lastiklerimi bağlıyorum ve alt taraftaki büzgü detayını da vermiş oluyorum. Son bir adım kaldı, o da ceplerin ağzını kapatmak. Ben çıt çıt kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz düğme de kullanabilirsiniz. Veya cırtlar da yakışır. Cep torbalarım da bu şekilde görünüyor. Ve böylece eteğimizin yapımı bitmiş oldu. Eğer siz de denerseniz beni ve Kumaş Fırsatı'nı Instagram'dan etiketleyerek paylaşmayı lütfen unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Diğer projelerde görüşmek üzere. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve Kumaş Fırsatı'nın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.